Evet, herkese selam. Bugün 13 Şubat, pazartesi öncelikle e, geçtiğimiz felaketin birinci haftasındayız ve e, hepimizin tekrardan başı sağ olsun. E, gerçekten hepimiz için, özellikle orada oturan insanlar için, yani vatandaşlarımız için çok zor bir süreç farkındayım. Bizim için de aynı şekilde çok zor bir süreç. E, eminim herkes elinden gelen yardımı en iyi şekilde yapmıştır. E, keza ben, keza siz, fark etmez. Ama biz bunların ekstra ötesinde, sonuçta YouTube'a içerik çeken e, arkadaşlarınız olarak birkaç bir şey yapmak istedik. Yani en azından elimiz kolumuz boş durmasın. Medyanın gücünü kullanarak bir şeyler yapmak istedik. Diğer YouTube'da video çeken arkadaşlarımın da aşağıda linklerini bırakacağım. Gerekirse onlara da ulaşabilirsiniz. Şöyle ki biliyorum şu anki insanların temel ihtiyaçları daha önemli. Barınma olsun, beslenme olsun bunun farkındayım. Ama bazı yayınlarda sosyal medyada görmüşsünüzdür hani insanların bazı yayınlara çok fazla talep ettiğini gördük. Biz bunu biraz ertelemeyi düşünüyorduk fakat e, talebin çok olduğunu görünce ihtiyacın çok olduğunu görünce bir şeyler yapmaya karar verdik. Yani hem bu süreçte yapacağız hem açıklayacağım az sonra e, iki haftaki sonraki süreçte gerçekleştireceğiz. Bu yüzden e, gerçekten ihtiyacı olan insanlarla sizleri buluşturacağız. Biz şu anda aracı gibi e, kiraba destek vermek isteyen arkadaşlarımızla Gerçekten ihtiyacı olan destek almak isteyen arkadaşlarımızı bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Yani e, biz tamamen bir aracıyız. Bu konuda hiçbir nakit olarak parayı kabul etmiyoruz. Direkt olarak yardım olarak kitap olarak yani kitap alabilirsiniz. Kitap elinizde varsa ve temizliğinden eminseniz bu şekilde iletebilirsiniz. Yüzden direkt kitap üzerinden bu işlemi hallediyoruz. Kesinlikle nakit olarak e, bize bir bağış gerekmiyor şu anlık. Bunu da şöyle özetleyebilirim. Yani kitaba ihtiyacı olan arkadaşlarım için. Şu durumu şöyle özetleyeyim. Sizin için yani şu an asıl yerleşen arkadaşlar için sonuçta şu an yerleşemeyen çok insan var. Umarım en kısa sürede bu durum da çözülür. Yerleşemeyen arkadaş, yerleşen arkadaşlarımız için bu formu açacağız. 3 gün 4 gün sürece bu form duracak. Ama içinizde hiçbir şüphe olmasın. 2 hafta sonra asıl biraz daha durulduktan sonra ve insanların temel ihtiyacı gittikten sonra bu formları tekrar açacağız. Tekrar buradan videosunu çekerim. Arkadaşlarımdan da bu süreci takip edebilirsiniz. 13 Şubat'tan itibaren dediğim gibi yani 14 Şubat'tan itibaren sizin için açık olacak bu süreç. Ee, şöyle ki bu forma gelip kesinlikle ama kesinlikle en önemli olan şey işte ihtiyacınız her şeyiniz gittikten sonra ikametgah adresinizi doğrulamanız, e-devlet üzerinden vermeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü olası bir durumların önüne geçmek istiyoruz. Yani kitapların gerçekten ama gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını istiyoruz. Bu konuda da size güvenmek istiyoruz. Bu yüzden ikametgah adresiniz e, girmediğiniz sürece başvurunuz onaylanmayacak. Kesinlikle E-Devlet'ten ya da herhangi bir yerden ikametgah adresinizi çıkartıp bize ulaştırmanız gerekiyor. E, bu durumda yine de bir sorun çıkarsa aşağıda bıraktığım e, mail hesabımızdan bize yine ulaşabilirsiniz. Bu konuda da şüpheniz olmasın. Ama dediğim gibi lütfen... E, ikametlerinizi doğrulayın ve kitapların gerçekten ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza gideceğimizden emin olalım bu yüzden. En büyük temennimiz ve isteğimiz bu şekilde. Şimdi de kitap yardımı da bulunmak isteyen büyüklerim, yaşlılarım, küçüklerim fark etmez. Emin, emin olun gerçekten insanların, ya yani diğer oradaki arkadaşlarımızın, 10 ildeki arkadaşlarımızın buna ihtiyacı var. Çünkü çok fazla talep var bunu görüyoruz. Lütfen ee, hani bana gerek yoktur, bana ihtiyaç yoktur demeyelim. Ee, elinizde varsa kaynaklarınız, imkanınız varsa... ...hani ufak tefek bir kitap da olsa, bir kitap da, iki kitap da olsa... Lütfen bunu görün. E, tabii ki de zaten formda yazar ama kitapların temiz olduğuna dikkat edin. Aynı şekilde kitapların çok kullanılmamış olduğunu olmasına dikkat edin. Bu süreçte de e, başvuru linkinizi zaten aşağıda bırakacağım. Yani bağış yapmak isteyen, durumu değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız için aşağıdaki linklerden yine bulabileceksiniz. Öncelikle iki seçeneğimiz var bunun için. Yani kitap desteği yapacak olanlar için iki seçeneğimiz var. Birincisi aşağıdaki formu Doldurup öncelikle ama bu konuda kesinlikle önemli olan nokta kitapların gerçekten kullanılabilir ve temiz olması. Yani elinizden geldiğinizi tabii ki yapın ama başka diğer bu kitap sonuçta başka gidecek. Yani biraz da bunu düşünmek gerek. Bu yüzden kitapların temizliğine kullanılmamış olmasına yani varsa Ufak tefek sadece altı çizilmiş olmasına ya da bir ünite falan çözülmesine yani hani temiz olmasına dikkat edelim. Zaten e, gerekli yerlerde biz müdahale edeceğiz yani kitapları biz bakacağız. E, bu durum şöyle işliyor ya bu süreç şöyle işleyecek, bir WhatsApp grubu oluşturulacak e, ve WhatsApp grubunda e, kitabı sağlayan kişiyle kitabı ihtiyacı olan kişiler arasında bir eşleştirme yapacağız. Bu süreç böyle işleyecek. Yani bu taraftaki süreç böyle işleyecek. Aynı şekilde e, direkt sıfır olarak aşağıda bıraktığım linkten indirimli olarak yapılabileceği şekilde ya da isterseniz herhangi bir en yakınınıza kırtasiyeden ya da internetten herhangi bir siteden aynı şekilde sıfır kitap alıp yine aynı şekilde ulaştırabilmenizle başvuru yapıldıktan sonra yani başvuru yapmak isteyen arkadaşlar bizimle WhatsApp üzerinden görüştüklerinde e, gerekli yardım gerekli arkadaşlarımızın adreslerini size bir şekilde ileteceğiz ve aynı şekilde bunu sizin Kargolarınıza gidip gerekli adresinizi girmeniz lazım. Yani kargolama işleminde biz tamamen bir aracıyız. Sizin gerekli kargo yerine gidip bunu kargolamanız gerekiyor. Gerekli ayrıntıları da zaten biz size WhatsApp üzerinden paylaşacağız. İki süreçte de kısacası herhangi bir maddi parasal olarak bir şey talep etmiyoruz, talep etmiyoruz. Sadece kitap üzerinden bu, bu süreci değerlendirmek istiyoruz. Biz bir aracı olarak görev almak istiyoruz. Umarım gerçekten gönlünüzden geçen ve imkanınız varsa ve gönlünüzden gerçekten geçiyorsa bize bu konuda destek olabilirsiniz. Yani bu bizim yaptığımız bir şey değil. Bu hepimizin yaptığı bir şey. Bu yüzden duyarlı olmakta fayda var diyeyim bu konuda. Umarım gerçekten ihtiyaç sahiplerine güzel bir şekilde ulaştırırız ve umarım bazı sıkıntıları bir nebze de olsa belki atabiliriz diye düşünüyorum. Yeniden ve yeniden ve yeniden başımız sağ olsun. Umarım en kısa süreçte bu süreç iyi bir şekilde sonlanır. Yani elimizden geldiğini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Umarım hakkımızda hayırlısı olur. Şimdiden iyi günler diliyorum. Ne kadar iyi olabilirse. O yüzden görüşmek üzere.